bahçem izleyicileri. Gördüğünüz gibi bal kabaklarımız çıktı. Şu anda orta büyüklükte. Bu büyümeye devam edecek tabii ki. Bu ayın sonuna kadar, yani Ağustos'un sonuna kadar, hatta Eylül ilk haftasına kadar duracak. Ve bunun bu bütün yaprakları falan kuruyacak. Ondan sonra kökü de kuruduktan sonra sökeceğiz. Yani bal kabağını iyice kurutacağız. Kuruması için de şöyle bir yöntemimiz var. Bıçakla bunu daha çabuk kuruması için bu şekilde çizeceğiz böyle. Böyle yaptığımız zaman daha çabuk kuruyor. Bal kabağının çok kurumuşu makbuldür. Kuruması için bu şekilde yapıyoruz. Havalar ısındığı için şimdi hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Şimdi öbür tarafa geçelim. Onunla da aynı şekilde şey yapalım. Çizelim. Gördüğünüz gibi şu anda orta büyüklükte hepsi. Ben yine bu şekilde bıçağla hafifçe böyle fazla derin olmamak şartıyla çiziyorum. Neden? Suyu akıp kurusun diye gayet güzel kuruması gerekiyor. Bu şekilde kurutacağız bunu. Eylül'ün ilk haftasından itibaren de mümkün olduğunca, daha doğrusu uzatacağız yani. Yağmur falan olmadığı sürece Eylül'ün sonuna kadar bile tarlada, organik bahçemde bekletebiliriz yani. Tam olarak kuruduktan sonra hepsini söküp götüreceğiz, evimize depoya koyacağız. Gördüğünüz gibi burası komple bal kabağı. Otlardan fazla gözükmüyor ama bol miktarda var. 25-30 adet var yani kışlık bal kabağımızın hepsi çıkacak inşallah. Organik Bahçem TV'ye abone olmayı unutmayınız. Özellikle rica ediyorum, abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.